Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Nasıl bir din dersi olmalı? E din dersleri dar bir muhteva, şekli ve yüzeysel ifade kalıpları içerisinde verilmez ve verilmemeli. Din dersleri her şeyden önce yaratılışın ve varoluşun yüksek gaye ve sırlarını mutlaka öğretmeli. Hayatın mahiyet ve sırlarını fark ettirmeli. Din dersleri Allah'ın rızasını gaye ve hedef göstermeli. Sırf Allah için öğrenmeyi, öğretmeyi ve çalışmayı mutlaka hedef olarak ortaya koymalı. Bütün insanlığa faziletlerin odak noktasının Allah'ı tanımak olduğunu idrak ettirmeli. Fikrin en yüksek mertebesinin tevhid, yani Allah'ın varlığının ve birliğinin olduğunu anlatmalı. Din dersleri Dünya geçimini temin ederken helal ve meşru kazancı teşvik etmeli, fakir ve mazlumu gözetmeyi, onların dertleriyle dertlenmeyi öğretmeli. İnsanlığın saadetini elinden alan, medeniyeti altüst eden her türlü tahakküm ve teröre, fitne ve fesada, anarşi ve bozgunculuğa karşı ittifak ve muhabbete esas alan telkinatları ve terapileri mutlaka yapmalı. Dini eğitim ve öğretim sadece eğitim ve öğretim çerçevesinde kalmamalı. Radyo, televizyon, internet ve diğer bütün kitle iletişim ve yan organları da bu maksatla kullanılmalıdır. Din dersleri iç mürakabeyi olgunlaştırıcı, büyük mahkemeyi bekle, hesaba hazır ol manasında kalp ve vicdanlara nakşettirilmelidir. Kişilerin bütün düşünceleri doğruluğa, ebedi ve sonsuz hayata hiçbir karşılık beklemeden çalışmaya adalet ve hakikate mutlaka yönlendirilmeli. Din dersleri hak ve hakikati fikri hedef olarak göstermeli. Fikri cüz'ilikten, basitlikten kurtarıp küllileştirerek umuma mal etmeli. Din dersleri nesilleri hakiki tefekküre sevk etmeli. Bu seviyeye yükselmiş gençlerin nazarında Kainat bir mütalaa kitabı. Hadiseler ve olaylar birer ibret dersi olmalı. Böylece toplum bünyesinin, toplum bünyesinin esası olan fertler dini, duygu ve düşüncelerle şuurlanıp sağlam alınmış olur. Bu ihtiyaç dinen olduğu gibi aklen, vicdanen, hissen de zaruridir. Böyle bir din eğitimi neticesinde inşallah zevk ve mutluluğu sefaatte değil fazilete huzur ve sükunu terör ve anarşide değil ebedi saadette arayan dikkatli, hamiyetli, ferasetli, dirayet ve basire sahibi bir nesil yetiştirilecektir inşallah. Gaflet, dalalet, riya ve karanlıklardan meydana gelen ırkçılık ve bölgecilik gibi geçici hamiyeti, cahiliyle değil, ebedi ve sonsuz hayatı ihya edecek, haşmetli güneş olan İslamiyetin ışığıyla nurlanan bir nesil. Şeref ve haysiyetini fazilet ve övgüsünü İslamiyetle yoğrulmuş ecdadından ve mazisinden alan bir nesil.